ederek tekrar yemin önerim keresine gelişti. Bu durumun içinde... Baba yetmiyor, yetmiyor. Valla yetmiyor ya. Ne yetecek? 5 kilo çatı 2,5 milyona. 250 milyona. Zamlar arttı. Biz idare etmiyoruz. Valla biz çok perişanız ya. Ya yeter. Sayın Cumhurbaşkanı 20 sene o koltuğa oturur. Çekilir. Başkası gelse dekşi o sene. Ona da bakalım. Kaşına veriyor, kepçeni alıyor. 2850 lirayken asgari ücret alım gücü insanların daha fazlaydı. İnsanlar sepetini daha iyi doldurabiliyordu. İnsanların daha fazla alabiliyordu. Şu anda 5500 para pul zaten. 5500 lira zam yaptın. A'dan Z'ye, iğneden ipliğe yaptığın gün zam. Şekere, una, değil mi? Şimdi bir de yaz dönemi. Yaz dönemi belki kurtaracak insanları. Ama Kasım'dan sonra doğalgaz, elektrik, ısınma, sosyal devlet böyle olmamalı. Valla çözüm üretimden geçer. Yani bizim tekrardan toprağa dönmemiz lazım. Biz üretmiyoruz. Üretmeyen toplumlar başkalarının boyunduğu altına girmeye ve bu kapitalist düzende ezilmeye mahkumdur. Üretmezsek görüyorsunuz. Şimdi şu anda para var, bazı şeyleri bulabiliyoruz. İleride para olur, 3 ay sonra o zaman mal bulamayacaksın. Ham madde bulamayacaksın. Vallahi her şey zor durumdayız yani, zor geçiniyoruz. Askerli para ne yetecek, kiralar olmuş 5 lira zaten. Nasıl olacak bu işler? Hiçbir şey değişmiyor. Zam zam zam, her şeye zam. Vallahi her şeyin fiyatlarının geri çekilmesini ister en azından. Düşmesini isteriz. Yani öyle olursa gene bir cüzdü geçiniriz. Ankara'dan bakan bir iktidar. Başka bir şey değil. 3250 lira civarında maaş alıyordum. Emekli maaşı. Asgari ücret hep bizim alamadığımız bir hayal noktasına doğru geldi. Bu da emekliler açısından son derece bıktırıcı ve niye yaşıyorsunuz sorusu gibi geliyor bize. Bunu değerlendirmeye gerek yok ki. Asgari ücretin geldiği bir şey insanları rahatlatmaz ki. Bir peynir olmuş 100 lira. Yani yok, bu insanların asgari ücretin yükselmesi rahatlatmaz ki. Bence bu ekonominin, bu gıdaların düşmesi gerekiyor ki aldığımızı biz de kendimize yetirebilelim. Deterjan olmuş 200 lira. Yani bir patates olmuş 17 lira. Getiremiyorum, geçinemiyorum, çocuk da okutuyorum. Kendimce dışarılara gidiyorum, çalışıyorum, ek bir işler bulmaya çalışıyorum. Geçinme şansın yok ki. Karta yükleniyorsun, karta borçlanıyorsun, her ay aynı para, hep açık. Ekstra kendine diyorum ya, şurada bir döner ekmek yemek istedik, 79 lira yemeden gidiyoruz şimdi. Biri gider, biri gelir. Mantık değişmezse, 10 kişi gelse gene aynıdır. Hani siz yemeyin, ben yiyeyim'e tutulursa bu iş olmaz tabii ki. Gerçekten Türkiye'de yaklaşık %80'i asgari ücretli bir şekilde yaşıyor. Asgari ücretten ziyade bence konuşulması gereken yoksulluk sınırı. Yani şu anda yoksulluk sınırı tam net rakam hatırlamamakla beraber 14.000 TL civarında. Dolayısıyla yani bence asgari ücretten ziyade konuşulması gereken yoksulluk sınırı. Kesinlikle yoksulluk sınırında olmasını istiyorum. Gerçekten hani ben 4 çocuklu bir aile babasıyım. Kesinlikle tek iş yaparak ailemi geçindiremem. Dolayısıyla ticaret yapıyorum. Bu sene özellikle benim için yani gider olarak en fazla eğitim harcaması oldu. Daha yeni hemen paylaşıyorum. LGS kitapları aldık. En ucuz kitap 80-100 lira civarında. Şu demek, aynı zamanda asgari ücretin artmaması insanların eğitimsiz kalmasını istemek. Demek ki asgari ücretini artırmayanlar, daha doğrusu bu geliri hakkaniyetli bir şekilde bölüşürmeyenler, demek ki insanların okumasını istemiyorlar. Yani şöyle söyleyeyim, az önce KYK meselesinden bahsettim, 150 bin insandan bahsettim. Bu 150 bin insanın %93'ü, bununla alakalı bilimsel araştırmalar var, %93'ü yüksekokul mezunu. Yani demek ki bu ülkede okuyan insanlar istenmiyor. Dolayısıyla asgari ücreti düşük tutacaksın ki bu insanlar 5 bin lira eğitim masrafı yapamayacak ve okuyamasın ve sıradan işlerde çalışsın, sosyal yardımlarla ayakta kalsın. Yani dolayısıyla aslında insanların asgari ücretin bu şekilde olması, burada en önemli şey özgürlük. İnsanların özgürlüğünün elinden alınması demek aslında. Bunun sorumlusu tabii ki ülkeyi yönetenler. Eskiden bir orta direk vardı, bir alt gelir vardı, bir üst gelir vardı. Şimdi maalesef üst ve alt gelir var. %80 asgari ücretli. Şu anda İstanbul'da en uygun kira 3000 TL.
Şimdi siz burada asgari ücreti 10.000 TL yapsanız da olur. Yani dolayısıyla yoksulluk sınırı altındaki her ücret yani butlandır, yok hükmündedir yani. Kendim de KHK mağduruyum aynı zamanda. Kanun hükmünde kararname ile haksız ve hukuksuz bir şekilde işimden oldu. EYT'liler, asgari ücretliler, KHK'lılar birleşip bu sömürü düzenine karşı bir şeyler yapmak zorundayız. Aslında sistem her dönem kendine belli bir düşman ilan ediyor. Şu andaki düşman KHK. Ama bir önceki düşman Kürtlerdi diyelim. Bir önceki düşman Alevilerdi. Dolayısıyla bu tarz insanların bir araya gelip demokratik bir sistem ortaya çıkarmalarını arzu ediyorum.